Zeynep Sevda Arık. Kalacak yerim yok, o yüzden çocuğumla birlikte yani resmen sokakta kaldım ve geceyi nerede geçireceğimi de bilmiyorum. O yüzden yani çok zor durumdayım. Hiç kimse yardım etmiyor, ailem yardım etmiyor. Nereye başvurduysam bana diyorlar ki oradan oraya git, oradan oraya git. Ben yanındaki valizlerle sürekli bir o kaymakamlığa gidiyorum, bir o polis müdürlüğüne gidiyorum. Orası oraya yolluyor, orası oraya yolluyor. Yani kalacak yerim yok. Açık söyleyeyim, cebimde ekmek param bile yok. O yüzden mecburen yurda vereceğim. Hayır, hiç kimse istemez vermek ama başka durumum yok. Ailem Antalya'da, yani babam ikinci eşiyle evli İstanbul'da. Onu da aradım. Dedim böyle böyle durumum var baba, bak 5 kuruş param yok Mehmet dedim. Beni ilgilendirmiyor dedi, kendi hayatına bak dedi. Ben dedi evliyim dedi. Artık dedi benim başka hayatım var dedi. Kapattı. Annemle anlattım durumu. Onlar da bana diyorlar ki hani gel evde kal diyeceklerine yok kaymakamlığa başvurur, yok çocuğunu yurda ver, yok işte sen de kadın sığınmaya git. Ben zaten kadın sığınmada da kaldım. Bir sürü yerde kaldım kadın sığınmada. Ama belli bir süreye kadar. Gene dışarı çıkıyorum yani. Ben de yurtta büyüdüm 16 yıl boyunca. Ay görüyorsunuz yurtta büyümek de bir fayda etmiyor. Hani diyorlar yurdun çok avantajı var. Yani yok, yurdun hiçbir avantajı yok. Yurdun avantajı olsa ben çocuğumla birlikte sokakta kalmam. O yüzden de yani açıkçası bebeğimi yurda vermek istemiyorum. Hani o da benim gibi yaşamasın yani. Benim yaşadıklarımı görsün istemiyorum. Sadece benim yanımda kalsın. Çünkü onun bana şu anda çok ihtiyacı var. Tabii ki de ben annemi bulalı 3 yıl falan oldu yani hemen hemen. O kadar çok olmadı ben annemle bulalı. Daha sonra zaten yurttan çıktıktan sonra babamın yanında babam aldı bizi. Ama onda da yani öyle sevgi görmedim. Sürekli işte başıma dertsiniz, bir gidemedim, bırakıp gideceğim. Böyle. Gel bir tane. Ben kendi açım için hiçbir şey istemiyorum. Sadece bebeğim hani hem bensiz kalmasın hem de bir yer olsun istiyorum o kadar.